Şimdi çok lüks bir şey yapacağız. Paramız o kadar bol ki villa yaptırmışız. Altın kaplamalı merdivenleri var villamızın. Tabii para bu kadar bol olunca da merdiven aydınlatmasını dedik ki PLC ile yapalım. Nasıl bir aydınlatma istiyoruz? Son dönemde bu aydınlatma moda. Şerit ledler var ya. Şerit ledleri merdivenlerin altına döşüyorlar. Merdiven şöyle değil mi? Şu üst tablası, şurada aşağı inen kısmı değil mi? Şuralara şerit ledleri döşüyorlar. Ya full yapıyorlar ya da bizim yaptığımız gibi sıralı olarak yapıyorlar. Merdiven aydınlatması yapıyorlar bunlara. PLC'de bir örnek olsun diye karşılaştırma kontağını dün gördük. Karşılaştırma kontağını bir örnek olsun diye böyle bir soru sorduk. Bir merdiven aydınlatmamız var. Bunun aşağısında input 0, 0 ve yukarısında input 0, 1. İki tane girişe bağlı sensörüm var. İşte optik sensör örneğin bunlar. Yani araya bir cisim girdiği zaman çıkış veren bir sensör olduğunu düşünün. Aşağıdan ben eğer yaklaştıysam, aşağıdaki sensör beni gördüyse birer saniye aralıklarla bu basamaklardaki ledlere ışıkları açacak. Belli bir süre sonra kendiliğinden bu ışıklar yine başladığı sırayla aşağıdan yukarı doğru sönecek. Ya da yukarıdan geldim, input 01 sensörü gördü beni. Input 01 sensörü görünce de bu sefer yukarıdan aşağıya doğru birer saniye aralıklarla ledleri yaktı. Ve aradan ne diyelim 8 saniye geçti. 8 saniyeden sonra yukarıdan aşağı doğru yandığı sırayla da bu ledleri geri söndürdü. Şimdi burada problem iki kısımdan oluşuyor. Aşağıdan yaklaşma ve yukarıdan yaklaşma. Aşağıdan yaklaştığımızda nasıl olacak? Zaman grafiğine bir bakalım. İnput 0.0 sensörü gördü örneğin. Şuradan. İnput 0.0 sensörü aşağı basamağa ait bir sensör, alt tarafa ait bir sensör. İnput 0.0'ı gördüğünde, benim PLC inputunu gördüğünde Q05'i yani bu basamağı aydınlatan LED'i direkt yakıyor. Arkasından bir saniye sonra Q0.4, bir saniye sonra ondan Q03, ondan bir saniye sonra Q02, bir saniye sonra Q01, ondan da bir saniye sonra Q0.0 devreye giriyor. Daha sonra ilk basamağı yaktıktan sonra diyoruz ki ya kardeşim bu merdivenden 8 saniye içerisinde çıkışa başlamıştır veya çıkış tamamlamıştır diyoruz. Ve 8. saniyede Q05'i, 9'da Q04'ü, 10'da Q03'ü, 11'de Q02'yi, 12'de Q0.1'i ve en son yanan Q0.0'da 13. saniyede durduruyoruz. Bu aşağıdan yaklaştığımızda yanacak. Yukarıdan yaklaştığımızda ise bunun tam tersi olacak. Ne demek istiyorum bunun tam tersi olacak? O grafiği bir daha çizmiyorum. Bu pembe aşağıdan yaklaşım. Aşağıdan yaklaşım. Eğer ben bunu yukarıdan yaklaşacak olursam sıralamayı tam tersi yapıyorum. Bu Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3, Q0.4, Q0.5 olarak aynı zamanlamayla düşünebilirsiniz. Bir daha çizmiyorum grafiği. Tamam mı? Problem iki parçadan oluşuyor. Aşağıdan ve yukarıdan yaklaşma. Aşağıdan gelirken yukarıdan da gelirsek ne olacak? Aşağıdan da gelirsen, yukarıdan da gelirsen herkes kendi sıralamasıyla çalışacak. Birbirlerini etkilemeyecek. Dediğim şey anlaşıldı mı? Yani bir kişi aşağıdan yaklaştı, merdiven çıkacak. Öbür kişi de o daha çıkışını tamamlamadığı bir zaman zarfında yukarıdan geldiğinde hani siz karışıyor dediniz ya. Karışması dert değil. Hepsi kendi sırasıyla yanacak. Ve çıkışları ben bu çıkışları birer kere kullanacağıma göre ve bu çıkışlar birer kere kullanacağıma göre neydi PLC'de? Çıkışı bobin olarak kullanıyorsanız bir kere kullanacaksınız. Set reset hariç. İki kere kullanırsam, üç kere kullanırsam sistem en son network'te gördüğünü çıkış imaj kutuna yazacağı için üst network'lerde siz o çıkışı nasıl kullanırsanız kullanın. Etki. Hiçbir çalışma.
O şartlarda sağlanmayacak ama en alt network'te nasıl kullandıysanız o çalışma şartı sağlandığında çıkış verecektir. O nedenle ben bu çıkışları sadece bir kere kullanabiliyorum. PLC çıkışımı iki çalışma şartı var. Aşağıdan yaklaşım, yukarıdan yaklaşım. Onu da şöyle yapacağız. Bu benim PNC çıkışım. Tamam mı? Bu PLC çıkışımın önünde benim iki tane satırım olacak. Bu aşağıdan yukarıya çıkışta. Bir de paralel açıkçası. Tabii. Bir de yukarıdan aşağıya çıkış vardı ya. Bir de yukarıdan aşağıya iniş. Şimdi bunu aynı çıkışı ikinci kez kullanamam dedim. Niye? Bu çalışma şartı ne olursa olsun aşağıdakini çıkış imaj kütüğüne yazacağı için doğru bir çalışma olmaz. Bu iki şartı ben ne yapıyorum? O girişe paralel bağlıyorum. Bir üçüncü çalışma şartı olsaydı merkez. Üçüncü çalışma şartında o çıkışa ne yapacaktım? Paralel gidiyordum. Önüne her bir şartla ayrı gidiyorum. Şimdi devam edelim. Karşılaştırma kontağında ne yapıyoruz? Karşılaştırma kontağında sayısal değerlere bakıyoruz. Normalde bir kontak kullandığımızda zaman ölçüsüne ait bunu bit kontağı olarak kullanıyorduk. Doğru mu? Bu ya açık olabiliyordu ya da kapalı olabiliyordu. Kapalı olabiliyordu. Örneğin T1 ay. Burada her zaman için ben kullanacağım her zaman için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu 11 zaman öncesini ya açığını ya kapalısını kullanacağım. Ve iş o kadar fazla uzayacak ki. Şimdi karşılaştırma kontağı ne yapıyor? Karşılaştırma kontağı bir bit kontağı değil. Karşılaştırma kontağının yaptığı şey zamanı karşılaştırmak. Buraya zaman rölesinin adını yazıyorum. Adını yazıyorum. Bu bana aktüel değeri gösteriyor. Yani anlık değeri gösterecek. Aşağıya da karşılaştırılacak sayıyı koyuyorum. Değer. Bu ne? Benim için de zaman. Bu iki değeri karşılaştırıyorum. Yani yukarıya zaman rölesinin değerini girdiğinizde, tag olarak zaman rölesini girdiğinizde dün neyi girdiniz siz oraya tag olarak? Zaman rölesini neyini? ETS'ini girdiniz. Evet. Zaman rölesini siz ETS'ini aktüel değeri, aktüel yani anlık değeridir o. PT ne? Zaman rölesinin ayarladığınız son değeri. Hani buraya giriyorsunuz ya, şuraya. PT değerine 10 saniye, 20 saniye. Bu hedef değerleri, bu zaman rölesinin çalışacağı bit olarak kontaklarını az önce gösterdiğim bit olarak kontakları çıkış vereceği bir şey. Hocam bir tane ET'yi seçiyoruz ya. O yüzden dün bize dediniz değil mi? Orada PT değerine ne yazdığınız önemli değil diye o yüzden dedik. Normalde evet, normalde SL200'lerde PT'ye ne yazarsan yaz. PT değerini geçtikten sonra saymayı sürdürür şey zaman rölesi. 1200'lerde PT değerinden sonra saymayı durdurmuşlar. Ona biraz sonra geleceğim. Tekrar anlatacağım. Şimdi 10 saniye geldiğinde kontaklar, bit kontaklar, açık kontaklar kapanır, kapalı kontaklar açılır. Ama bir de siz bunu online'a aldığınızda şurada 0, 1, 2 hatta 2.01, 2.02 gibi bir sayısal değer gidiyor. Doğru mu online aldığınızda? O da sizin aktüel anlık değerinizi gösteriyor. Zaman rölesinin çalışmaya başladığı andan itibaren zamanı gösteriyor. İşte karşılaştırma kontağında kullanılan değer oradan akıp giden, sizin ekranda gördüğünüzde akıp giden değer. Ve burada koyduğum ET değeri aslında bu. Ve yine bu kontağı kullandığınızda şunu gördünüz. Değerin arttığını gördünüz bu kontağın üstünde de. Doğru mu? Kontağın üstündeki değerle aşağıdaki değer karşılaştırma durumuna göre kontağa çıkış verdi. Karşılaştırmada ne yapabiliriz? Önce onları da bir yazalım da.
Eşit eşit olabilir bu. Hocam eşit bu değil mi? Eşit matematikte eşit bu da. Bu bilgisayar yazılım dilinde atamadır. Yani A eşit B dediğinizde aslında A'yı B'nin değerini atamadır. A, B olsun demektir. Ben onu istemiyorum. A, B'ye eşit mi diyorum. O nedenle iki eşittir'i kullanıyoruz biz. Ya da büyük eşit değil. Büyük eşit. Büyük eşit. Küçük eşit. Büyük. Şunların yerlerini hatırlamıyorum ama şöyleydi galiba. Evet hocam. Küçük eşit ya da küçük. Küçük. Şunların hepsi bunun içinde. Örneğin bir tanesini buraya tekrar çizelim. Birini böyle çizeyim. Birini de böyle çizeyim. Ne dedik buna? Örneğin T1'in ET'si. T1'in ET'si. Aşağıdaki değer ne olsun? Örneğin 10 saniye. Bu da 5 saniye olsun. Peki ne nereye gidiyor? Nasıl karşılaştırıyoruz? Şöyle. Bu bu tarafa kayıyor. Bu bu tarafa. Bu bu tarafa kayıyor. Bu bu tarafa. Ve sonuçta ne oluyor? T1 ET'si büyük eşit 10 saniye. T1'in ET'si küçük 5 saniye. Yukarı zaman öresinin değerini yazıyorsun. Tamam mı? Zaman öresinin değerini yazdıktan sonra aşağıya karşılaştırma değerini yazıyoruz. Ve bunu bu tarafa, bunu bu tarafa kaydırıyorsun. Şöyle döndüğünü düşün değerleri. Bu ne oldu? T1 ET büyük. Böyle. Eşit 10 saniye. Bu nereden başlar? 10'dan başlar ve devam eder. 10, 11, 12, 13, 14. Burada ne diyor? T1 ET küçük eşit 5 saniye. Bu da eşit yok, küçük 5 saniye. Bu ne? 4.9'da yanmaz. Tam 5'te yanar. 4.9'a kadar yanar. Sonra yanmaz hocam. 4.9'a kadar yanar. 4.9'dan sonra yanmaz. Bunun da çalışma mantığı bu. Bunu zaten dün gördük. Bununla ilgili başka videolar da var. Şimdi sorunun çözümüne geçelim artık. Karşılaştırma kontağı olunca iş kolay. Burada bir tek şeyi karıştırıyorsunuz. Hangi aralıkta yanacağını karıştırıyorsunuz. Bunu da bir hap şeklinde getirmeye çalışalım. Hap çözüm yapmaya çalışalım. Kim var? Tersten başlayalım hadi. Q0.5 Q0.0'a kadar gidecek değil mi? Q0.4 Sonra kızıyorlar. YouTube'da hoca hoca ne biçim çiziyorsun diye. Azıcık düzgün çizelim. Tepki alıyoruz. Q0.5 Q0.4 Demeyeyim adam kızmış. Q0.3 Q0.2 Q0.1 Hocam böyle sorunlar dert ediyorsanız böyle sorunlar dert mi ediyorsunuz hocam? Sence? Kariyerin olsaydı seni bahsediyor. Sence bir de ediyor muyumdur sence? Yok hocam, etmiyorsunuz. Şimdi çalışma şartı kaç tane bunların her birinde? İki tane, doğru mu? Şimdi bakın. Bu da çıkmıyor değil mi? Evet hocam. O hocam bu çıkıyor ya. Ama silik gibi çıkıyor. Hocam yeşil. Hocam hiç çıkmıyor. Hocam en iyisi siyahla yapın. Yeşil yeşil. Dur şimdi yeşil ikinci şartı koyalım. Bak siyah yapalım. Bu birinci çalışma şartı. Bir çalışma şartı daha olacak mı? Olacak hocam. O da bu. Yeşil iyi gözüküyor. Kameralar nasıl görüyor? Önleri doldurmanız lazım da. Sakka gayet çekin. Ver şimdi. Q05 hangi zaman aralığında çalışacak? 08. 08. 08.
0, 8, 4 ve yazdık zaten onları. 0, 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13. 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13. Doğru mu? Peki ne olacak bu? T büyük 0, küçük 8. T büyük 1, küçük 9. T büyük 2, küçük 10. T büyük 3, küçük 11. T büyük 4, küçük 12. T büyük 5, küçük 13. Burada iki tane koyacağız konta. Biri T büyük 0, öbürü T küçük 8. Bazı piyasalarda şey var ya, şunu tek kontakta koyabiliyorsun. Ama bizim piyasada yok. En azından ben bilmiyorum. Tamam mı? Yani o çalışma aralığını tek koyabildiği kontak var. Şimdi biz de bunu iki kontak halinde koyacağız. Ben de onu denedim de olmadı. Şimdi bu ne? T buraya mı geliyordu? Bak, T buraya geliyordu. Zamanlı buraya mı geliyordu? Evet. T'nin sıfırdan büyük olduğu yeri mi koyacağız? T büyük sıfır. Oldu mu? T küçük 8. Tamam mı? T büyük şura. T büyük 1. T küçük 9, T büyük 2, T küçük 10, T büyük 3, T küçük 11, T büyük 4, T küçük 12, T büyük 5, T küçük 13. Aralık bu. Şimdi 8 mi kalmalı? Şey düzeltiyorum. Büyük mü kalmalı? Büyük eşit mi kalmalı? Buna baktığınızda şöyle bir durum var. Bir kere bu kesinlikle ve kesinlikle büyük eşit 0 olamaz. Niye olamaz? PLC run yaptığınızda zaman rövesinin değeri 0 mı? Zaman rövesinin değeri 0. Zaman rövesinin değeri 0 olduğu için bu şart sağlar ve çıkış verir. O an 0 mı değer? Değer 0. 0 sıfırdan büyük eşit mi? Büyük değil ama eşit. Şart sağlanıyor. Şart sağlanınca bu çıkış verir. 0'dan 8 küçük mü? 8'den 0 küçük mü? Küçük. Bu şartla sağlanır ve çalışır. O nedenle kesinlikle kesinlikle bu tip sorularda başlangıç zamanına eşit koyamazsınız. Büyük koyacaksınız. Ondan sonra buralarda eşit, küçük, eşit, büyük mü koyalımın sorusunun cevabı şudur çocuklar. Birbirlerini etkilemeyen bir çalışmaysa, yani biri devreye girdiğinde öbürünün işini bozmayacaksa ve bu kadar zaman hassasiyetiyle alakalı bir sıkıntı olmayacaksa çok da önemli değil o kısma. Şimdi şey yeşil ne olacak? Yeşil tam tersi olacak. Üst satır en alta yazacağız. Yazalım. Buna artık iki tane zaman öresi kullanacağım. Buna ne diyelim? T1 diyelim. Şu ne? Bunu da kaydırarak yapalım. T2 T2 şimdi niye böyle bir çözüm yapıyorum? Çocuklar bu soru simetrik. Soru simetrik olduğu için her satırı tek tek düşünürseniz hata yapabilirsiniz ama simetrisini kullanırsanız. Şimdi yukarıda yaptık. Aşağıdaki yani aşağıdan geliş
Yaptık. Yukarıdan geliş bunun simetrisi mi? Simetrisi olduğu için önce kontak kısımlarını koyalım. İşin angarya kısmını bitirelim. Ondan sonra tek tek simetri olarak yazarız. Tamam mı? Bu ne? Büyük, küçük. Büyük, küçük, büyük, küçük, büyük, küçük, büyük, küçük, büyük. Bu şekilde yaparsanız şey olur. Daha az hata yaparsınız. Yani her satırı tek tek yapmaktansa. Şimdi yukarı şimdi simetrik olarak yukarıya aşağı taşıyoruz. Yukarısı neyle başlıyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5 mi? Tamam. Yukarıyı tekrar buraya taşıyoruz. 8 mi? 9, 10, 11, 12, 13 mi? Sistem simetrik olduğu için bu şekilde yapmanız sizin daha az hata yapmanızı sağlar. İyi de zamanlamayı yaptık da bunlar ne zaman çalışacak? Bunlar ne zaman çalışacak? Bunlar şöyle çalışacaklar. Aşağıdan geldiğimde ne olacak? Yani aslında ilk bir ile ikinci network yapıyorum ben. Sadece zamanlamayı daha rahat anlayın diye ilk başta başladık. Aşağıdan gelişte kim görecek? Input 0.0 mı görecek? Input 0.0 kimi çalıştıracak? T1'e. Yine aynı mantıkla geliyorum. Yukarıdan gelen input 0.1 mi sensörü görecek? Bu kimi çalıştıracak? T2'yi mi çalıştıracak? Peki, T1 ve T2 nasıl zaman öğeleri? Yukarı doğru sayan zaman öğeleri. Yani bunlar ton. Şimdi sensörün zaman öğesini görmesi yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü sensör görecek ve daha sonra sensör öğesi konumuna geri gelecek. Yani ayağınızı gördü diyelim. Ayağınızı gördü, siz adım attığınızda ayağınız sensörün alanından çıkacak mı? Çıkacak. Sensör açacak mı? Açacak. O zaman sensörün devre dışı kalmasını engellemek için bunu şeyle mühürleyenler de var. İn değeri var ya, zaman öğesini hani tag olarak açtığınızda in geliyor ya. İnle kendini mühürleyenler de var ama öyle bir şey yapmayacağım ben. Onu bir denersiniz. Dediğim anlamda. Hocam top yapsak olmuyor mu? Ben top yaptım, toplu olmuştu. Tofla da olur. Evet, direkt bir çevrim verdim, direkt olur. Tofla da olur, olmaz diye bir şey yok. Tofla da olur. Zaten... Hatta tofla ilgili çözümü sen yaparsın, bir dahaki videoyu sen de çekersin, tamam mı? Aynen. Ciddiyim ben yani. Tofla da olur. Buradaki şeyin sensörün altına zaman öğesinin, hani seçiyorsunuz da kontakta karşınıza ne çıkıyor? Q'su çıkıyor zaman öğesinin, in'i çıkıyor, doğru mu? O in'le de mühürletenler var. Ben M0.0 kullanacağım. Burayı mühürledi. Aşağıya da M0.1 kullanacağım. M0.1 ile de bunu mühürlettik. İyi de bunlar bir kere mi çalışacak? Bir kere çalışmayacak. Devamlı çalışacak. Yani her sensörü gördüğünde çalışması lazım. Peki ne yapabiliriz burada? Zaman relesini kapalısı. En son çözümü kapalısı. T1'in kendi kapalısıyla, T2'nin kendi kapalısıyla da sistemi boşa döndürelim. O zaman ben buna ne yazmam lazım? En son zaman değerleri ne? 13. 13. Ne yaptık şimdi? Yaptığımız şey şu. Input 0.0 sensörü aşağıdan geldiğinizde gördüğünde zaman öresini ve memory bit'i devreye aldı 0.0. Kendini bitletti, mühürletti. Daha sonra 13. saniyeye geldiğinizde de buradaki kontağını açtı, sistemi devre dışı bıraktı. Bundan sonra bir daha geldiğinizde
açtı, enerjisi kesildi, geri kapadı. Bir daha geldiğinizde, input 00 bir daha geldi gördüğünüzde sistem yine aynı şekilde çalışacak. Bu soruyu çözerken de şurayı şeyle yüzeyini yine neyin? Şunu bak. T1'in iniyle mühürletmeyi deneyin. Bu da olabilir. Benim yaptığım gibi. Şimdi bunu niye ben böyle yapmadım? Şöyle bir durum var. Her PLC'de bu özellik yok. Anlatabildim mi? Yani bir onunla Mitsubishi'de belki farklı özellikler var. Bu var mı yok mu bilmiyorum ama yok. Mesela bir Delta'da yok. O nedenle genel bir çözüm olsun diye ekstra memory bitleri ekledim.